Sizce merak ediyorum. Sormayı atlarsanız sevinirim. İyi günler. Ah benim güzel yüzüm benim. Güzel ahlaklım benim. Nasıl ki vicdanın temiz seni. Allah bak cennet için yarattı, yüzünden anlaşıyor diyor. Tertemizsin, tertemiz. Herkes sever seni maşallah. Yok ya bir gece kondu falan çok güzel olur ya zannedildiği gibi değil. Yani köy orada mesela biz dedemlerde kalırdık. En mutlu anlarımdı yani acayip şahane oluyordu. Kedi de doğurmuş yavrularla beraber. Yabani tavşan vardı evin içinde hoplayarak geziyordu falan. Keçi evin içine giriyordu yani. Tavuklar da giriyordu zaman zaman. Yani şahane ortam. Neden rahatsız olayım? Ya sarayla oranı ben saraysam da orayı tercih ederim ben. Çok şahane yani. Bayağı güzel. Fakirlikten falan alakası yok. Oradaki zevk ortamıyla alakalı bir şey. Oradaki kültürle alakası var. Bir kere oturuyorduk anlatmıştım. İç odadaydık. Takur tukur bir ses geliyor. Gümbür gümbür. Anneannem dedeme, işte çavuş emmediğim bir kitap vardı. O ne demekse ya. Ya içeride bir adam var falan dedi. Biz de içeri dalamıyoruz tabii çocuk olduğumuz için. Dedem orada av tüfeği vardı, onu aldı. Ondan sonra biz de peşinden, hani tank önden ilerler peşinden piyade gider ya. Dedemin peşinden hep beraber gidiyoruz anne. Elimizde o şey, gaz yağ lambası, o elektrik yoktu o zaman. Köylü olması lazım zaten. Bir geldik, ambarın üstünde ayı gibi bir keçi. Gözler şöyle şey çizgi halinde. Sakallı falan. Bize büyük bir dikkatle bakıyor. Hay ulan dedik sana. Sonra rica ettik inmesi için. Poldur küldür aşağı bir atladı böyle. Ama ayı gibi yani, o tamam. Ya dev bir keçi yani, teke böyle. Dangul dungul dangul, gayet sakin gitti, çıktı. Mesela bu bir renk, güzellik, bunu sarayda marayda edemezsin. Apartmanda hiç olmaz. Mesela gece konuda giderdik biz teyzemlere, ayrancıda gece konuları vardı. Nefisti, küçük küçük böyle üzümler vardı, üzüm ağaçları vardı. Yani üzüm dalları vardı. Ya müthiş zevk alırdık, tek katlıydı, bahçeye çıkardık. Küçük fino vardı ufak. Yani her şeyine biz sevinirdik oraya gidiyoruz diye. Güzeldir yani köy hayatı, fakirlik de güzeldir. O yanlış biliniyor. Ya oradaki insanların dostluğu şahanedir fakir insanların. Yani sohbetleri de çok güzeldir. Yani her yerde maneviyatla her şey çok hoş olur. Mesela köye gitsek biz acayip mutlu oluruz. Köy insanlar mesela bağdaş kurup oturuyorlar falan. Sohbetleri falan çok tatlı oluyor insana, çok mütevazidir. Anadolu halkı bozulmadı. Bozamadılar onları. Evet dinliyorum.